Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oldukça lezzetli bir tavuk tarifi paylaşmak istiyorum. Malzeme ve miktarları videonun açıklamalar bölümünde mevcut. Buyurun hemen başlayalım. Karıştırma kabımıza bir kupa un alıyoruz ve üzerine 2 orta boy yumurta kırıyoruz. Orta boy yarım limonu da sıkıp suyuna ekliyoruz. Bu tarifin olmazsa olmazı kullanılan limon. Hem daha gevrek yapacak ve daha hafifleştirecek tavuk etimizi. Tavuk etini ekşi yapar diye tedirgin olmayın. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledikten sonra güzelce bir karıştırıyoruz. Hazırladığımız karışımı inceltmemiz gerekiyor. 150 ml su kullandım. Burada su miktarı biraz göreceli. Videodaki kıvamı gösteriyorum. Bu kıvamda olması gerekiyor. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyoruz. Sevdiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Evet, sosumuzun olması gereken kıvamı işte tam olarak bu şekilde. Artık tavuk etimizi şekillendirebiliriz. 500 gram tavuk eti kullandım. Tavuk göğüs eti ya da bonfile olabilir. Tavuk etimizi önce inceltiyoruz. Daha sonra uzun şeritler halinde kesiyoruz. Olabildiğince ince bir şekilde kesiyoruz. Hazırladığımız şeritleri sosumuzun içine koyup, eğer vaktimiz varsa yarım saat buzdolabında bekletiyoruz. Vaktimiz yoksa karıştırıp direkt kızartıyoruz. Benim vaktim yoktu. Direkt kızarttım. Tabii ki bu tarifi fırında da yapabilirsiniz. 190 derece ayarladığımız fırında, yağlı kağıt serdiğimiz fırında etlerimizi pişirebilirsiniz. Ancak biraz daha kuru olacaktır. Kızartma çok daha lezzetli. Kalorisi yüksek olsa bile lezzeti daha iyi. Tavamızı bir miktar sıvı yağ alıyoruz ve şeritleri ön arkalı kızartıyoruz. Kızartma yaparken çok yüksek ısıda kızartmayalım. Orta derecenin bir altında ağır ağır kızarmasını sağlayalım. Altın sarısı olduğunda diğer tarafını çevirip onu da bir miktar kızarttıktan sonra servis tabağımıza alabiliriz. Burada basit bir püf noktası vereyim. Eğer çatalla yerleştirirseniz ince çubuklar halinde olmuyor. Bu yüzden elinizle sostan alıp direkt tavaya koyarsanız tam anlamıyla çubuklar şeklinde olacaktır. Tüm tavuk etlerimizi bu şekilde kızarttıktan sonra İsterseniz kağıt halının üzerine alabilirsiniz ya da tahta bir sunum tabağına dalabilirsiniz. Bol yeşil salata, soğuk bir ayran ya da acı bir şalgamla gerçekten çok lezzetli oluyor. İç oldukça yumuşak, dışı da çıtır olan bu tarifin tabii ki iç yapısını da göstereceğim sizlere. Bakın özellikle çatal kullanıyorum ve kalın olanlardan birisini seçtim. Çok rahat bir şekilde dilimleyebiliyoruz. Evet, hazırladığım tarif bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.